Merhaba, yeni bir 5'le 1 kamp programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza Venedik'ten çıkıyoruz. Venedik'te 60.sı düzenlenen sanat bienali var. Her 2 yılda bir, 1 yıl sanat bienali oluyor, 1 yıl mimarlık üzerine bienal oluyor. Dünyanın farklı yerlerinden sanatçılar, Türkiye dahil buraya geliyorlar ve sanatseverlerle buluşuyorlar. Tam 6 ay boyunca açık. Venedik küçük bir yer aslında, 50 bin kişi yaşıyor topu topu. Ama her yıl 25 milyon turist ziyaret ediyor. Ve bu gelen turistlerin bir kısmı gondolları görmeye, işte maskeleri satın almaya geliyor. Venedik'in o havasını solumaya. Ama bir kısmı da belki de Batı Yarımküresi'nin en önemli sanat olayı olan bu bienalleri her yıl gelip ziyaret ediyorlar. Aranızda belki hiç bienal görmeyeniniz vardır. Sizlere ilk kez görenler için bienali anlatacağım. Ama daha da önemlisi, burada Türkiye nasıl temsil edildi? Türk sanatçımız hangi eseriyle katıldı? Türk sanatçılar hangi eserleriyle katıldı? Onları sizlere yapımcımız, meslektaşım Kenan Taş'la beraber anlatmaya çalışacağız. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım turumuza. Cüneyt Özdemir'le beraber o farklı tarafta, ben farklı tarafta Biyaneli gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Biyaneli katılan Türk pavyonu haricinde 3 sanatçıdan birisi Güneş Terkol bizlerle. Güneş, Biyaneli katılmak zor mu? Hiç bilmeyenler için anlatır mısın acaba? Biyaneli katılmak aslında üretimlerinizin işte küratörün yaptığı konsepte uyması ya da işte onun dünyasına yakın durmasıyla ilgili bir şey. Bu Biennale'in küratörü Adriano Pedrosa, Brezilyalı bir küratör. Şu an gezmiş olduğumuz alan mesela onun Sao Paulo'da çalıştığı müzenin görselliğine sahip. Yani eserlerin hem önü görünüyor hem arkası. Ve işte her dönemden sanatçı var. Hatta %55'i yaşamayan sanatçılar. Ben katılmak için aslında yani bir şey yapmadım. Çünkü Endonezya Bienali'ne hazırlanıyordum. O esnada bir pankart üretiyordum. O da İstanbul'daydı geçen yaz. Evet. Atölyeme geldiğinde çok ilgilendi pankart projemle. Ben de 2010 yılından beri kadınlarla kolektif çalışmalar yapıyorum. Sonra da dedi ki işte her yerde yabancı adlı bir konseptim var. Sen lütfen işte geldiğinde işte 1,5 ay kalıp İki tane pankart üretir misin dedi. Farklı kolektiflerle evet. Çalışarak. Ben de çok severek kabul ettim. Çünkü benim hem pratiğimde olan bir şey. Hem de farklı insanlarla tanışmak, farklı yerler görmek, yeni işbirlikleri yapmak ilgimi çekiyor. Evet. Ve ben de geldim Mart ayında buraya. Şahane. Zor mu peki? Küratör okey dedikten sonra aslında her şey çok kolay olarak ilerliyor mu? İlerliyor. Şimdi hani Biennale hayali kuran sanatçılar için söylüyorum aslında ben bunu. Onlara mesela ne söylemek istersin? Çok şey mi? Zor mu o süreç? Ya bence önemli olan üretim yapmaya devam etmek. Yani o kafalarımızdaki işte şeyi tutkudan uzaklaşmadan üretime devam etmek. Sonra onlar yerini buluyor bence. Yani ben kendim aramadım, onlar buldu beni aslında. Evet. Ama çok bienallere katılmışım. Çok uluslararası sergilerde yer aldım 2010 senesinden beri. Üretken olmak ve İşte sergiler evet. yapmak Şimdi istiyor. Senin eserlerinden bir tanesinin önündeyiz. Evet. Şimdi bu sanatçımız ve eseri sevgili izleyenler. Şimdi bu eserde ne anlatıyorsun? Bize anlatır mısın biraz? Tamam. Bu görmüş olduğunuz eserin ismi Dünyaya Bir Şarkı. Dünyaya Bir Şarkı çünkü burada işte fonda gördüğünüz burası San Marco Meydanı. Gece zamanı. Yukarıda işte kuyruklu yıldızlar. San Marco Venedik'in ünlü bir meydanı bilmeyenler için. Ünlü bir meydanı evet. Yani biraz kartpostal gibi düşündüm. Çünkü bazen böyle şeyleri kullanmayı seviyorum. Ortada da anonim figürler var. Ben bunun çalışmasını İstanbul'da tasarladım. Yani 6 ay falan bunun tasarımıyla uğraştım. Sonra diktim. Sonra buraya geldiğimde ise bu figürler ve üstlerinde kafalarındaki o boş alan katılımcılar tarafından tamamlandı. Biz yüz yüze, güven ortamı içinde, hikaye anlatım atölyesi gibi düşünebileceğiniz bir çalışma yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz çalışma Kasa isimli bir queer bir kolektifle yaptığım çalışmanın evet. sonucu. Bu eserini anlattı, gayet iyi de anladık. Şimdi diğer eserine geçelim. Tamam. Ondan sonra da şunu soracağım. Benim çok dikkatimi çekti. Özellikle tekstil ürünleri, tekstil bazlı ürünler ya yani Biennale'ye damga vurmuş diyebilir miyiz? Birazdan onu da sana soracağım. Şimdi Güneş Terkol'un sevgili izleyenler iki tane eseri var. Birini az önce anlattı. Şimdi bir diğerine geldik. Buradaki ana tema nedir?
Buradaki ana temamız göçmenler, göçmen kadınlarla çalıştım. 2 yıl önce işte savaş başladıktan sonra Ukrayna'dan işte İtalya'ya, Venedik'e gelen kadınlar da var. Afrika'dan Sierra Leone'den gelen bir kadın da var. Afgan bir kadın da var işte rejim değişikliğinden, Taliban'dan sonra buraya yerleşmiş. Biz burada göçmenlik üzerine kendini yabancı hissetme, dil bariyeri, bürokratik engeller, özlemler, ailenin bir arada olması gibi konuları konuştuk. Aynı şekilde hem kostümler hem de ses balonları katılımcılar tarafından tamamlandı. Evet. Şimdi az önce söylemiştim, evet. Tekstil meselesi. Eserlere de baktığımda çok bir yoğunluk mu var? Bana mı öyle geliyor? Ben birkaç tane daha önce de Biyaneli en azından haberini yapmıştık o sebeple. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Evet, çok tekstil var. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz bölüm neredeyse tamamen tekstil, el yapımı, el boyaması işler. Bu görmüş olduklarınız anonimler, sanatçıları yok, bilinmiyor. Aslında Brezilya'nın meşhur el yapımı dikişleri az köy hayatını anlatıyor. Oradaki günlük hayat, yapılan işler. Biri yaptı ama bunu. Ama birileri yaptı. Anonim kadın grupları yapmış. Çok beğendiğim eserler. Yan yana olmak benim için gurur verici. Aynı şekilde merkezde de böyle Hindistan'da batik olarak üretilmiş bir kumaş işler var. Aslında orasını bir sahne olarak düşünebilirsiniz çünkü içinde günün belli saatlerinde performans yapılıyor. Enstalasyonu diyorsun değil mi? Bu enstalasyonda, evet. Aynen. Hatta az önce bir tanesi yeni bitti. Yani böyle sessiz gibi görünse de buradaki kumaş işler hani böyle sakin gibi görünse de bu ses o kadar güçlü kuvvetli ki bütün her şeyi değiştiriyor bir an için. Yüksek bir sese kavuşuyor. Bu sene Biennale'in ana teması nedir? Hiç bilmeyenler için. Önümüzde gerçi 4 ya da 5 aylık bir süreç var Biennale'in bitimine kadar. Muhtemelen aranızda izleyenlerden gelecek olanlar da vardır ama ana tema nedir? Biraz anlatır mısın? Ana tema her yerde yabancı. Yani aslında hepimizin hem kişisel olarak kendimizi yabancı hissettiğimiz anlar yani his olarak, duygu olarak aynı zamanda göçmenlik. Yani aslında her şeyin göç ediyor olması, insanların yer değiştirmeleri, adaptasyon süreçleri ya da bir türlü hani sonu gelmeyen bir yabancılık hissi üzerine kurulu. Bu sene Biennale'de daha kadın sanatçılar ağırlıkta mı? Ne söylemek istiyorsun? Evet, kadın sanatçılar ağırlıkta. Bu mutluluk verici bir haber. 2 sene önce de sayıları çoğalmaya başlamıştı. Bu sene de öyle. Harika. Dün bir performans sergiledin. Siz bir yürüdünüz galiba değil mi? Evet. O nedir? Biraz anlatır mısın? Bu az önce bahsettiğim 2 tane pankart çalışması. Bizim atölyemiz San Marco Meydanı'ndaydı. Meydanına yakın bir yerdeydi. 1,5 ay orada çalıştık ve ondan sonra o çalışmalarımızı, biz o gördüğünüz pankartları aldık sabah ve böyle 2 tane kolektifin de birlikte olduğu şekilde işte buraya kadar yürüdük. Arsenale'ye kadar yürüdük. Yani San Marco'dan Arsenale'ye kadar kuş düdükleri çaldık. Zillerimiz vardı. Böyle güneşli ve parlak bir gündü. Yani esasında yerleştirmeyi Arsenale'ye geldiğimizde kendimiz yaptık. Şahane. Bu sene Türk Pavilyonu'nda Gülsüm Kara Mustafa'nın eserleri var. Orada tam olarak ne anlatıyor? Sen muhtemelen oraya da vakıf olduğunu düşünüyorum. Ya, Gülsüm Kara Mustafa çok takip ettiğim, hayran olduğum bir sanatçı. Buradaki yapmış olduğu sergilemeye de hayran kaldım. Burada çalıştım. Mesela Murano'da işte cam üretimleri yaptım. Yani çok katmanlı bir dili var. Bence yani sonuçta izleyicilerin de yorumlarına açık olacaktır ama onda da aynı şekilde göç. Yani hele hazırlamış olduğu videoyu izlerseniz eğer yani bence o bütünü kavrayabilirsiniz. Evet, bir de Biennale 6 ay kadar açık kalacak değil mi? Hangi dönemde gelmeliler insanlar sence? Benim duyduğum sonbaharda çok daha rahat geziliyor. Yani çünkü çok yoğun. Özellikle açılış günleri çok kalabalık her anlamda. Yorucu olabilir. Eylül'de, Ekim'de. Yine kapanış yine kalabalık olacaktır ama. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkürler, siz nasılsınız? Vallahi iyiyim. Dünya küçük. Daha küçük. Kaçıncı gelişiniz Venedik'e? Bakan olduktan sonra 3. gelişim. Aslında bir turizmci gözüyle baktığınız zaman nasıl bir şey görüyorsunuz? 50 bin, 55 bin kişi yaşıyormuş. 25 milyon her yıl ziyaretçi geliyormuş. Rüya gibi bir şey herhalde bir bölge için. Hatta 55 bin günlük yaşıyor. Yani kalan sayısı 15 bin civarlarına düşmüş. Şehir zaten 1/4'e düştü diyorlar. Çünkü hani buradaki binalar hep boşmuş. 1/3'ü boş diyorlar, 1/3 kaldı diyorlar. Ve tekrar turizmde şehri canlı tutmaya çalışıyorlar. Ama tabii çok korunmuş bir tarihi var. Binalar olduğu gibi yapılar korunabilmiş.
ve binalara uygun konseptler geliştirilmiş. Yani açıkçası yapılması gereken, tabii geçmişine baktığınız zaman birkaç yüzyıllık bir çalışma var. Yani 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir trafikten bahsedilmiyor. İlk denemede bir sergiyle başlamış burası 1890'lı yıllarda. Başarılı olup 200 bin o zamanın rakamlarıyla 125 yıl önceden bahsediyorum. Ziyaretçi alınca bunu geliştirmeye karar vermişler. Böylelikle bir yener oluşmuş. Daha geniş bir vakte yayılmış. İçerikler çeşitlendirilmiş. Sonuçta da bu turizm hareketi kendiliğinden ortaya çıkmış. Yani şehir çok güzel ama bir yandan bu sürekliliği olan 60.sı yapılıyor. Biennale koymaları apayrı bir artı katıyor. Yani turizmin anlamı değişiyor aslında, değil mi, baktığımız zaman? Aslında 125 yıl önce bu sergi olarak başlıyor. Sonra Biennale halini alıyor baktığınız zaman. Aslında bu da en önemli turizm çeşitliliği. Zaten biz eskiden ne diyorduk? Sadece deniz, kum, güneş var diye Türkiye'de eleştiriyorduk. Şimdi son 5 yıldır, 6 yıldır ürün çeşitliliği üzerine konsantre oluyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulma sebeplerinden bir tanesi de oydu. Şu anda minimum 60 ürün tanıtılıyor Türkiye Go, Türkiye web sitelerinde ki bunu 100'e kadar çıkaracağız. İşte festival ve etkinlikler bunların en başında gelenler. Cazibe noktası haline getiriyor bölgeyi, çekim noktası haline getiriyor. Ve inanılmaz bir trafik, kültür sanat trafiği yaratıyor. Peşinde servis trafiği de yaratıyor. Tabii o gelen insanlara servis yapmak amaçlı, hizmet yapmak amaçlı bir trafik de oluşuyor. Sonuçta turizmin en etkili türlerinden biri. Şöyle de bir avantajı var. Daha geniş sezonlara ve deniz, kum, güneşin yoğun talep gördüğü dönemlerin dışına hitap eden bir zamanlaması olduğu için bence çok da başarılı oluyor. Çok da hani turizm açısından gereklilik diye de düşünüyorum. Şimdi en çok etkileyen özellikle biz şu anda Jardini tarafındayız. Yani parkın içindeyiz. Burada ülke pavyonları var ama bizim Türkiye'nin bulunduğu yerde Arsenale'de. Arsenale'de aslında eski bir gemilerin işte bakımı yapıldı. Silahhane, tersane ve silahhaneymiş o zamanlar. Ve de bu mekan ve şey ilişkisi de çok önemli. Venedik'in böyle hemen kenarında, içinde ama hani insan kıskanıyor. Acaba bu Türkiye'de de olmaz mı? İstanbul'da da Biennale oluyor ama çok genelde sıkışık ve dağınık oluyor aslında. Olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Aslında böyle bir çalışmamız var. Tam aslında soruda denk geldi. Bizim biliyorsunuz Haydarpaşa tren garı ve Sirkeci tren garları var. Geçen sene bir protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ulaştırma Bakanlığı'ndan devri yapıldı. Biz burasıyla ilgili çok geniş kapsamlı bir proje çalışıyoruz. Özünde de aslında bu tarz geniş kapsamlı biyenerlere ev sahipliği yapabilecek bir yer haline, kültür sanat vahası, vadisi haline getirmeye çalışıyoruz. Tabii İstanbul'un, Türkiye'mizin ve İstanbul'un en büyük özelliklerinden biri Boğazlar ve aslında Asya ile Avrupa'nın geçiş köprüsü. Aslında kuzey ile güneyin, doğu ile batının tam bir geçiş noktası. Bunu temalı olması açısından da Boğaz'ın iki yakasını, yani Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'nın birleştirildiği, aynı İtalya'daki gibi, Venedik Biennale'deki gibi Arsenale ile şu içinde bulunduğumuz mekan, iki ayrı mekanın birleştirildiği bir cazibe noktası yaratmak üzerine yola çıktık aslında. Tabii ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Haydarpaşa'da 550 dönüme yakın bir alandan bahsediyoruz. Sirkeci Garı'nda da 210 dönüm civarında bir alandan bahsediyoruz. Tabi Haydarpaşa'nın içinde arkeolojik kazı da yapılıyor şu anda, biliyorsunuz orada. Bir arkeopark da oluşturulacak. Çok amaçlı bir kültür sanat vahası yapılacak. Tabi iki gara da baktığınız zaman aslında geçmişinde çok önemli sürelerde gar olarak kullanılmış. Bu da bunun aslında bu bölgenin kültürünün bir parçası. Biz onu da korumakla yükümlüyüz aslında. Yani tarihi koruyacaksak o da bu kültürün bir parçası. O yüzden gar özelliklerini de koruyacağız. Yani bu iki noktaya da aslında bu çalışmalar tamamlandıktan, burası hizmet vermeye başladıktan sonra gar olarak işleyecek, trenler girip çıkmaya devam edecek. Ama Biennale değil mi? Biennale tarzı etkinliklere ve vatandaşın rahat erişebileceği ve kültür sanatın her türlü etkinliğinin yıl boyunca hizmet verileceği bir nokta haline. Yani bir park olarak gezebileceğiniz bir yer de olacak rahatlıkla. Ve gezerken kültür sanat noktaları da olacak. Şu anda zaten bir danışma kurulu oluşturduk. Bu danışma kuruluyla birlikte aslında öncelikli olarak restorasyonların nasıl yapılacağını, hangi binaların. Sizin göremediğiniz birçok bina var. Zamanda var. Bizde kayıtlı projeleri hepsi var ama kalkmış o binalar. Onların da ihtiyaç duyduysa rekonstrüksiyon çalışmaları yapılacak. Ama dediğim gibi tren garı olma özelliği ve işlevi yapılacak. Şimdi bir
danışma kurulu da oluşturuyoruz. Restore edilecek binaların işlevselliği, nasıl burada hepsine bir işlevsellik katılmış, hem dokusu korunmuş hem de bir işlevsellik katılmış. Şimdi aynı bunun gibi bir de konsept çalışması yapılıyor. O yüzden hani ben belediyede çok sık gelmemin sebeplerin başında bu geliyor. Aslında yazın bu sene birkaç kere daha geleceğim. Yani şu anda yoğunluk var tabii açılış sebebiyle. Ama yoğunluğun olmadığı dönemlerde resmi olmayan ziyaretler yaparak bölgeyi daha da iyi analiz etmek istiyorum. Dediğim gibi yani hem bakanlığımızın bütün kültür sanat kurumlarının etkili olacağı, aslında ülkemizdeki birçok özel kültür sanat kurumu da var. Onlarla da görüşüyoruz. Kültür sanata ilgi duyan iş adamlarımız da var. Onlara da diyoruz. Yani siz burada bir kültür sanat vakıflarla görüşüyoruz. Diyoruz ki burada kültür sanat yatırımı yapmak istiyorsanız biz size her türlü desteği veririz. Burası İstanbul'un artık bir cazibe noktası olsun. Türkiye'nin de bir cazibe noktası olsun. Çünkü İstanbul gibi tarihi çok eski yüzyıllara dayanan bir şehrin böyle bir kültür sanat mirasına sahip olması gerekiyor. Evet. Son olarak kültür yolları nasıl gidiyor? Kaç oldu sayı şimdi? Şimdi 16 şehre çıktık. Önümüzdeki sene de 20 şehre çıkacağız. Adana ile başladık, devam ediyor. Adana tabii Adana gibi bazı şehirlerimizin mevcut devam eden festivalleri de var. O festivalleri de için alacak şekilde yapıyoruz. O festivalin ruhunu koruyoruz. Biz sadece süreci genişletiyoruz. Daha geniş bir zamana yayıyoruz. Etkinlik sayısını hem nitelik olarak hem sayı olarak çok ciddi şekilde arttırıyoruz. Yani Adana benim beklentimin çok üzerinde katılım aldı. Almaya da devam ediyor. Yani konserler 150 bin, 200 bin, 180 bin gibi katılım alıyor. O da bizi açıkçası daha da çok heyecanlandırıyor. Şimdi Adana'yı Şanlıurfa izleyecek. Bu ilk etapta zaten yeni katılan şehirler var. Yeni katılanlarda daha fazla heyecan oluyor. İşte inşallah hedeflediğimiz gibi her yıl 4-5 tane şehir ilave ederek 2028'de 35 şehre çıkaracağız. 8 aylık bir sürece yayılması ve katılımın işte aynı buradaki gibi inanılmaz bir de trafik yaratıyor. Yani Adanalıların katıldığı bir festival değil. Yani Adana bazında evet. Konuşacaksak. Çevre illerin hepsinden insanlar geliyorlar. Günübirlik gelenler var. Oteller falan hepsi dolmuş durumda. Esnaf mutlu oluyor. Ya esnaf 9 günlük çok yoğun bir bayramdan çıktı. Hemen peşinden 9 günlük festival bayramına girdi aslında. Karnavalla da birleşince aynı yoğunluk devam ediyor. Adana'da yoğunluk hiç azalmadı şu anda. Bu açıdan hem ekonomiye ciddi bir hayat getiriyor hem de vatandaşımız açısından kültür sanata rahat, etkili ve yoğun ulaşımını sağlamış oluyoruz. Bunu yaparken aslında kültür sanata ve dolayısıyla sanatçıya da destek veriyoruz. Aslında bizim hani bakanlık olarak Venedik Bienali'ne katılma sebeplerimizin bir tanesi de bu. Burası biliyorsunuz bir platform. Dünyanın her yerinden sanatçıların katıldığı bir platform, çok geniş bir platform. Biz böyle bir platformda Türkiye'nin kültür mirasını ve sanatçılarını tanıtmak için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ve bu fırsatı değerlendirmek için aslında biz de destek veriyoruz. Burada tabii anılması gereken isimler, teşekkür edilmesi gereken isimler var. 1991 yılında biliyorsunuz ilk kez Beral Madra, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte, destekleriyle birlikte bu işe öncülük etmiş. Ve biz burada Venedik Bienali'ne katılmaya başlamışız. Sonra İKSV, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın koordinatörlüğünde 2014'ten 2014-34 yıllarını kapsayan 20 yıllık bir periyot için sabit bir pavilyon alınmış. İşte burada Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve 21 tane daha destekçi, özel kurum ve kuruluşlardan gelen, onlarla birlikte bu süreç yönetiliyor, başarıyla yönetiliyor. Ben aslında bu vesileyle de burada emeği geçen destekçilerimizin hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin kültür mirasının yurt dışında tanıtılması, sanatçılarımızın yurt dışında tanıtılması açısından çok önemli bir işlevi hep beraber yerine getiriyoruz. Ama demin de bahsettiğiniz gibi aslında bizim İstanbul'da Türkiye gibi büyük bir ekonomi isek, Türkiye gibi geçmiş yüzyıllara dayalı bir, çok derin bir geçmişi olan bir ülke isek, böyle bir Bienali Türkiye'de, İstanbul'da ev sahipliğinde yapmamız gerekiyor. Biz de bununla ilgili çalışmaları başlattık. Bu rehberlik yasası çok konuşuluyor. Türkçe rehberlik diye bir şey getiriyorsunuz. Ne değiştiriyorsunuz sizin de? Tartışılan nedir acaba? Şimdi eskiden biliyorsunuz yabancı gruplara ve Türk gruplara ve yabancı gruplara yabancı dil bilen rehberlerle hizmet veriyordu. Yasa rehberleri yabancı dil bilmesini gerekiyordu. Yabancı grup da olsa, Türk grup da olsa. Bu değişiklikle aslında diyoruz ki yabancı gruplara yabancı dil bilen rehberler aynı zamanda Türk gruplara da hizmet edebilir ama Türk gruplara sadece Türkçe bilen rehberler de hizmet edebilir. Tek ana değişiklik bu aslında
lisanla ilgili. Tabii bazı şeyler değişti. İşte kriterler değişti. Sınav mecburiyeti ÖSYM üzerinden yapılıyor. ÖSYM'nin sınav programına dahil olan dillerde. Eğer siz bir rehberlik, yabancı dil rehberliği yapmak istiyorsanız zaten bu sınavı geçmek zorundasınız. Bu sınavda her İngilizceden geçti, Fransızcadan, Almancadan hangi dilden geçtiyseniz kokartınız var. Kokartınıza bu işleniyor zaten. Kokartınızda hangi dil işliyse siz o dili konuşan ülkelerin vatandaşlarına rehberlik yapabiliyorsunuz. Yani İngilizce konuşan ülkelerin vatandaşları İngilizce biliyorsun. Almanca konuşan ülkelerin vatandaşları Almanca, Arapça, hepsi bu şekilde. Ama şimdi Türk gruplar için yabancı dil mecburiyeti gerekli mi? Bence değil. O yüzden değişiklik bunu gerektiriyor. Siz rehberlik eğitimlerinizi tamamladıysanız, süreci tamamladıysanız, yabancı dil bilmiyorsunuz, sadece Türk grupları sırlı olmak üzere çıkabilirsiniz. Yasanın getirdiği değişiklik bu. Ben size de sorayım bu fırsatla. Türkçe grubu Almanca bilen birini göndermemiz gerekiyor mu? İngilizce bilen birini göndermemiz gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. İşte yapılan değişiklik bu. Bu kadar net ve basit, sade bir değişiklik var. Bir de bir sayı özellikle vurgulamak istiyorum. Hep dile getiriyor. 14 bin rehber var deniyor. Hayır, 14 bin rehber yok. 14 bin rehber belgesi var. Bizde 8 bin rehber. Bunu çok net biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Her sene aktive ediliyor rehberlik kokartları. Biz son birkaç yıldır izliyoruz. 8 bin civarında rehber kokartı aktive ediliyor. Yani zamanında 14 bin belge verilmiş ama 8 bini çalışıyor. Yani aslında Türkiye'nin rehbere de ihtiyacı var. Çünkü biz biliyorsunuz geleceğe miras projesi kapsamında çok iddialı bir sürece girdik. Dedik ki son 60 yılda yapılan arkeolojik çalışma kadar işi gelecek 4 yılda yapacağız. Yani bunu hızlı yaptığımız için değil. Daha geniş bir zamanda daha yoğun çalışacağız. Daha fazla ekip, ekipman ve finansmanla çalışacağız. Sonuçta bunu şu anda bu seneden itibaren Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtımına da başladık. Yani artık ülkemize gelen kültür turlarının sayısını arttıracağız. Özellikle kültür turuyla ilgili olan ülke vatandaşlarına Turizm Geliştirme Ajansı yoğun tanıtım yapıyor. Benim rehbere de daha fazla ihtiyacım var. Yani daha fazla rehber yetiştirmeliyim. Türkçe gruplara da yabancı dille rehber hizmeti vermek zorunda değiliz. Onlara kendi dillerinde zaten Türkçe, onlara versinler. Yabancı dille rehberler, zaten benim ihtiyacım olacak. Gelecek 4 yıl içinde çok yoğun bir şekilde bu turlarda atılacak. Yani değişiklik ana konusu bu. Sadece Türkçe biliyorsanız yabancı gruba çıkamazsınız. Rehberli kokartı varsa Türk gruba çıkarsınız. Yabancı dil biliyorsanız bildiğiniz yabancı dil hangisiyse, kokartınızda hangisiyse o ilgili ülkenin vatandaşlarına rehberlik yapabilirsiniz. Bu kadar net. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Venedik'te 60.sı yapılan Venedik Bienali'ni sizlere göstermeye çalıştık. Evet, bir 5'ine 1 kan daha sonuna geldik. Bugün 60.sı düzenlenen Venedik Sanat Bienali'ni sizlere gezdirdik, gösterdik. Türkiye'den önemli bir sanatçının eserlerini de gördünüz. Biraz dünyamız değişsin, farklılaşalım. Açık kafayla, açık görüşleri dinleyelim istedik. Yeni bir 5'ine 1 kan'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.